Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün cinler üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz cin öyle bir konu ki herkesin aklında bir sürü şey var bunun hakkında. Bir sürü anlatılan var. Peki doğrusu nedir? Bunun hakikaten nedir? Bunu konuşacağız bugün Osman Bey ile beraber. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Tabii ki bir sürü şey anlatılıyor bu konuda. Peki biz Müslüman olarak ilk önce bakmamız gereken şey Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim mükemmel, kamil bir kitaptı ve onun içinde bir çelişki olamaz. Eğer öyle bir yorum yapsak ki çelişki ortaya çıksın, o zaman tabii ki bu yorum doğru olamaz. Biz bugün özellikle Cemaat Ahmadiyye Cemaat'in ikinci halifesi Hazreti Mirza Başiruddin Mahmud Ahmed'in tefsiri kebirin, onun yazdığı tefsiri kebire dayanarak konuşacağız. Cinler hakkında farklı surelerde farklı bir sürü yorumlar yaptı, tefsir yazdı. Buna dayanarak biz bugün konuşacağız. Sözünü fazla uzatmadan size sormak istiyorum Osman Bey. Cinler nedir? Bunu nasıl anlamak mümkün? Bismillahirrahmanirrahim. Sadık Bey, sizin de demin söylediğiniz gibi cin denir denmez halkın aklına aslında tek bir mana geliyor. İnsan dışında gözle görülmeyen insandan başka bir yaratık. Bu dar mana dışında başka bir şey insanların aklına gelmiyor. Ama biz bugün Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde geçen bu cin kelimesini, hatta Cin suresi ismi Cin olan bir sure de var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi hangi manalarda kullandı? Cin deyince ne kastetti? Biz bunun üzerinde konuşacağız. Aslında cin kelimesi Arapçada çok geniş kapsamlı bir kelime. Yani halkın anladığı manada dar kapsamlı bir kelime değil bu. Birçok anlamları Kur'an-ı Kerim'de bu geniş manalar göz önünde tutularak farklı farklı anlamlarda kullanıldı. Ben bazı notlar aldım Kur'an-ı Kerim'den hangi manalara kullanılmıştır diye. Genel olarak sıradan insanların gözünden uzak kalmayı tercih eden, dualarında kibir bulunan ve çabuk öfkelenen insanlar kastediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Her nerede cin kelimesi geçiyorsa. Bu kelimeden türetilen tüm kelimelerde, yani içinde bu cim, nun harflerini barındıran bütün kelimelerde uzak, gözlerden uzak anlamı mutlaka vardır. Çünkü Arapça bu köklerle anlam kazanıyor kelimeler. Mesela cenin kelimesi ana rahminde bulunan ve insanların gözlerinden gizli olan işte bebekler için kullanılır. Türkçede de bu kelime var. Can kelimesi mesela Türkçe'de yok ama yılan demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu da yaratılışı gereği bu hayvan insanlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Saklanarak yaşayan bir hayvandır. Gözlerden uzak olur. Ama eğer cin kelimesi yalın halde bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa insan haricinde bir varlık için kesinlikle kullanılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de her nerede bu kelime bu şekilde kullanıldıysa yalın vaziyette cin olarak. Bundan zengin, zayıf insanları hizmetçi olarak kullanan, çabuk öfkelenen, gözlerden uzak dağlarda yaşayan, tabiatında isyankarlık olan asi tabiatlı kimseler, keza dışarıdan gelen yabancılar içinde bu kelime kullanılmıştır. Bütün bunlar genellikle insanın içine karışmıyor insanların arasına. Onlardan uzak duruyorlar. Genellikle şöyle de kullanılıyor. İnsanlar arasında bulunmayı sevmeyen, kendilerinden uzak kalmayı tercih eden büyük liderler için de bu kelime kullanılmıştır. Hatta Arapça sözlüklerde de yer alıyor. Cinnul kavm diye bir ifade var Arapçada. Bu demektir ki kavmin cinni, eğer yani böyle kelimesel olarak çevirirsek. Ama anlamı nedir? Kavmin lideri, yani bir milletin lideri için bu kelime cin kelimesi kullanılıyor. Arapçada bu çok yaygın, genel kapsamlı, çok geniş kapsamlı bir kelime bu. Evet, hatta şimdi hatırladım ki bir sözlükte Arapça akrabül müvârit
çok popüler bir sözlük orada geçiyor ki cinnün nasi muazzimuhum, yani insanların büyükleri onların cin oluyor. Evet. Yani aynı benzer bir kelime. Evet, evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de biz şimdilik biz genel anlamda bunu tarif etmeye çalıştık ki insan dışında bir varlık için bu kelime Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman kullanılmadı. Kur'an-ı Kerim'in her neresinde geçiyorsa insan kastedilmiştir. Ama insan farklı durumlarından dolayı, farklı yerlerde yani insanların farklı özelliklerini anlatmak üzere bu kelime kullanılmıştır. Biz bunun örneklerine de geçeceğiz. Belki sorulabilir ki niye işte Kur'an-ı Kerim mesela diyor ki cinler ateşten yaratılmıştır. Bu kelime peki niye kullanılıyor diye birisinin aklına gelebilir. Bundan yani bir ateş maddesinden yaratıldığı manasına gelmiyor bu ifade. Kur'an-ı Kerim'de bunun ispatı nedir? Kur'an-ı Kerim diyor ki "Hulikal insanu min acelin." Yani insan acelecilikten yaratılmıştır. Doğru. Şimdi herkes bilir ki acelecilik bir madde değildir. Ve hiçbir alim veya hiçbir kimsenin kafasında böyle bir şey yok ki insanlar bir zaman acelecilik diye bir şeyden yaratıldı. Bu ne demektir? Bu Arapçada genel bir konuşma tarzıdır. Bir şeyin vasfını anlatmak üzere de bu kelime kullanılıyor. Yani ne diyor işte insan topraktan yaratılmıştır derken bundan kastedilen insanın mayasında şekile girmek, bir kalıba girmek, bir düzene girmek manasında yani bir düzene boyun eğmek anlamları itaat, güzarlık, itaat etme evet. Vasıfları vardır. Bundan dolayı toprak da böyledir yani bir şekle girer. Bunu anlatmak için topraktan yaratılmıştır denir. Keza acelecilikten yaratılmıştırın anlamı nedir? İnsanın tabiatında acelecilik vardır. Hı. Veya başka bir yerde Kur'an-ı Kerim diyor ki zayıflıktan yaratılmıştır insan. Hı. Evet. Halbuki zayıflık bir madde değildir. Aynı şekilde bu cinlerin ateşten yaratılması meselesi de isyankar tabiatlı kimselerin vasfını anlatmak üzeredir. Ki ateş biliyorsunuz bir kalıba girmez. Bu vasfını anlatmak üzere işaret edilmiştir. Mesela bundan ibarettir. Yoksa bir bu maddeden yaratılmıştır manasına gelmiyor kesinlikle. Yani anlaşılan bu ki Kur'an-ı Kerim'de insanlar için cin kelime kullanıldı. Farklı evet. Özellikleri için. Mesela örneklere gelince en meşhur yaygın örnek belki de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dı. Evet. Çünkü Hazreti Süleyman biliyorsunuz bir peygamberdi. Peygamberiydi ve onun hikayesinde Kur'an-ı Kerim'de çok cinler yani onunla yaptıkları geçiyor. Hatta cinler Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet veriyorlardı. Büyük şeyler onun için işler yapıyorlardı. Mesela ben size Kur'an-ı Kerim'den bu ayeti okumak istiyorum. Sebe suresi 13-14 ayetinde mesela şöyle geçiyor. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِيْزْنِ رَبِّ uzun olduğu için Arapçasını bırakıyorum. Tecmesi şudur. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. Sonra devamında Allah-u Teala buyurur. Onlar yani cinler onun istediği gibi yani Hazreti Süleyman'ın istediği gibi kaleler, heykeller, havuz kadar büyük lehinler ocakların üstünde sabit duran büyük kazanlar yaparlardı. Peki bunu nasıl anlamak mümkün? Evet. Bunlar acaba doğru gerçek cin değil miydi? Programın başında da söylemiştik ki biz bu konuyu anlatırken ikinci halife Hazretleri vaat edilen Mesih'in ikinci halifesi Hazreti Mirza Beşirettin Mahmud Ahmet'in tefsiri Kebir'den alıyoruz diye. O da bu ayetlerin tefsirinde diyor ki ne zaman konu buraya gelirse Hazreti Süleyman'la ilgili cinler meselesine gelirse müfessirler çok acayip acayip hikayeler yazmaya başlıyorlar. Şimdi siz zaten tercümesini okudunuz. Biz şuna bakmamız gerekiyor ki Hazreti Süleyman için bu işleri kimler yapıyordu? Bunu araştırmak üzere ben de internete girdim, araştırmaya başladım. Ve Tevrat'ın bir bölümünde bu konunun karşılığını buldum.
Çünkü Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz eski kitaplardaki doğru olan kısımları tekrardan bahsetmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in amacı artık kıyamete kadar insanın ihtiyaç duyacağı hangi meseleler varsa her şeyi açıklamak. Evet, bazen sadece işaret ediyor. İşaret ediyor çünkü evet. Onun doğrusu eski kitapta var zaten. Evet. Ama tabii ki eski kitaplarda bir hata varsa ve insan müdahalesi ise değişmişse mesela o zaman doğrusunu söylüyor. Ama buna gerek yoksa işareten geçiyor Kur'an-ı Kerim. Nitekim Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ın tarihler 2, 2. bölüm ve 7. ayeti Tevrat'ın. Şöyle yazıyor. Hazreti Süleyman büyük tapınağı yapmak istediğinde Sur'un padişahına mektup yazdı. Bana bir adam gönder. Yahuda ve Yeruşalim'de babam Davut'un yetiştirdiği ustalarımla çalışsın. Altın, gümüş, tunç ve demiri işlemede, mor, kırmızı, lacivert, kumaş dokumada, oymacılıkta usta olsun. Yani yabancı bir milletten Süleyman padişah da aynı zamanda Hazreti Süleyman. Evet. Bir usta istiyor. Ve sonraki daha sonraki ayetlerde şöyle deniyor. 8. ayet aynı bölümde. Bana Lübnan'dan sedir, çam, algum tomrukları da gönder. Adamlarının oradaki ağaçları kesmekte usta olduklarını biliyorum. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Öyle ki bana çok sayıda tomruk sağlayabilsinler. Çünkü yapacağım tapınak büyük ve görkemli olacak. Aynı Tevrat'ın 13 ve 14. ayetine geliyoruz. Aynı bölümün. Sur padişahının cevabı var. Bakın. Diyor ki sana Huram Avi adında usta ve akıllı birini gönderiyorum. 14. ayet. Annesi Danlı, babası Surludur. Altın, gümüş, tunç, demir, taş ve tahta işlemekte, ince keten, mor, lacivert ve kırmızı kumaş dokumakta ustadır. Her türlü oymacılıkta usta olduğu gibi her tasarımı uygulayabilecek yetenektedir. Ustalarınla ve babanın, efendim Davut'un yetiştirdiği ustalarla çalışacak. Şimdi ben bunu niye okudum? Kur'an-ı Kerim bundan cin diyerek bahsedip geçti. Ama bunlar kimlerdir diye araştırdığımızda bakıyoruz ki bunlar insandır. Öyle hayali bir yani insanların gözüne görükmeyen halkın kafasındaki gibi bir insandan başka bir varlık kastedilmiyor. Ama niye cin deniyor? Demin anlatmaya çalıştık ki Kur'an-ı Kerim yabancı milletler için de bu kelime cin kelimesi kullanıyor. Çok yaygındır Arapçada bu. Sözlüklerde de yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu Arapların genel kullanımına uygun, sözlüğe uygun olarak bu şekilde kullanıyor. Çeşitli manalarda kullandığı gibi. Burada da yabancı bir millet olduğu için Hazreti Süleyman'ın emrinde o yabancı milletler çalışıyorlardı. Yabancı milletlerin işçileri. Bunu anlatmak için de Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi kullandı. Hatta diğer eski kavimlerde de böyle bir şey meşhurdu. Yani Hindistan'da da kuzey bölgelerde oturan yabancı kavimler için böyle bir sürü hayali periler, cinler gibi hikayeler onlar bu milletlerde vardı. Kesinlikle onu da gelecektim ben. Kuzeyde yaşayan milletler için de Araplar cin derlerdi. Hatta yani dünyanın kuzey bölgelerini cinlerin bölgesi diye tarif ederlerdi. Şimdi o kuzey bölgeler, soğuk dünya, bölgelerde yaşayan insanlar soğuğun etkisiyle daha beyaz tenli oluyorlar, gözleri daha açık renkli oluyor ve tabii çok içki de içiyorlar bu soğuktan dolayı. Ve renkleri beyazdan kırmızıya çalar renkleri vardı. Ve tabii ki o bölgenin insanları sıcak bölgeye gelmiyorlar. Bu aşağı tarafa gelmiyorlar. İnsanlar da onların bölgelerine gitmiyorlar. Çünkü orası çok soğuk. Ve soğukta alışmış olanlar da sıcağa dayanamıyor, gelmiyorlar. Bundan dolayı o zaman yani eski Araplarda medeniyet farkı da vardı. Bundan dolayı bu görüşme yoktu, aralarında bir irtibat yoktu. Onun için Asyalılar o kuzeyde yaşayan milletleri insandan başka bir varlık zannediyorlardı. Cin diyorlardı ve o kuzey bölgelerine de cinlerin bölgeleri diyorlardı. Hatta Türkçe'de de çok meşhurdur. Müslümanlar arasında bu yaygın bir hikaye var. Kaf Dağı'nın
eteğinde veya kaftanın arkasında cinlerin yaşadığına dair meşhur hikaye vardır. O da kuzeydedir. Aynı şekilde siz söylediniz biraz evvel, Hindular kendi vatanlarının kuzeyindeki bölgeleri için diyorlar ki cinlerin bölgesidir orası. Belki de korktukları için de olabilir. Çünkü hep kuzeyden saldırılar gerçekleşiyordu. Kesinlikle. Çünkü bu Asyalılar renkleri başka ve adetleri başka olduğu için de onları insan kendilerinden farklı bir yaratık zannediyorlardı. Belki Hindular sadece bundan dolayı değil. Bunlar Hinduların kastettiği bölgeler bu Sind nehrinin kuzeyi oluyor. Orada işte Hazara, Afganistan var. Oradaki milletler çok güçlü ve savaşçılar ve saldırganlar. Sık sık Hindistan'a saldırıyorlardı. Bundan dolayı da onlara cin diyorlardı. Bu sadece Araplarda değil, diğer milletler bile belli bir sebepten dolayı bu kelimeyi bir mecaz olarak kullanıyorlardı. Yani Hazreti Süleyman'ın hikayesinde yabancı eleman, yabancı ustalar çalıştırdığı için onlar cin olarak adlandırılıyor. Adlandırılıyor. Kesinlikle onlar insandırlar. Biz bunu araştırdığımızda Tevrat'tan anlıyoruz ki başka bir milletten usta çağırmıştı Hazreti Süleyman. Tamam. Peki mesela bir sürü başka bahsedebilen konular var. Cinler insanlara musallat oluyormuş mu? Böyle bir şeyler de var. Bu konuda bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında insanlarda şizofreni diye bir hastalık var. Şizofreni bu beyinle ilgili bir hastalık. Bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla konuştuklarını, irtibatta olduklarını filan çok detaylı olarak da iddia edip anlatıyorlar. Ben tabii ki onların hepsine yalancı diyemeyiz. Çünkü yalan nedir? Konuşan kişi biliyor ki ben doğru olmayan bir şey söylüyorum. Ama bu insanların durumu öyle değil. Bunların beynindeki bu hastalık, yani şizofreni hastalığı, o da derece derecedir. İleri seviyede şizofreni hastasıysa hayal ve gerçeği karıştırıyor. Ona göre bu kesinlikle %100 gerçektir. Ama bu gerçek dışıdır. Şeyler anlatırlar, işte biz onlardan faydalanıyoruz, ne bileyim cinler de bizden faydalanıyor, bu gibi anlatımlar çok. Kur'an-ı Kerim'de şimdi birazdan o ayeti de söyleyeceğiz ki Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsediyor böyle bir şeyden. Fakat demek istediğim şu ki bazı insanlar beyinlerindeki bir hastalıktan dolayı aslında var olmayan bir şeyi gördüklerini zannederek böyle konuşuyorlar. Bu insanlar şizofreni hastaları eğer biraz araştırırsa izleyicilerimiz bunların tedaviye yaklaşmadıklarını da görecekler. Kendilerini sağlıklı zannediyorlar onlar. Ama kesinlikle bir problem var. Kaldı bazı maalesef yani Müslümanlar arasında bundan çıkar elde eden bunu menfaat için kullananlar var. Suistimal ediyorlar ve cahil halkı kandırıyorlar. Bir zaman Orta Çağ Hristiyanlığında bu çok meşhur konuydu. Onlar çok uğraşıyorlardı tabii böyle şeylerle. Cin çıkarıyorlar. Kiliselerin en çok yaptığı iş buydu. Fakat bu aydınlanma çağı geldi. 19. 20. yüzyıla gelince bilimle aydınlanınca bunlar, yani modern bilimlerle cin min kalmadı. Şimdi evet. Hiçbir kilise, hiçbir şey bununla uğraşmıyor artık. Cin çıkaralım bilmem ne. Bunu komik buluyorlar onlar. Peki nereye gittiler? Cinler birdenbire yok mu oldular? Sonra bazı insanlar işte bundan menfaat elde eden insanlar var dedik ya. Bunlar diyorlar ki bizim cinimiz var. Biz işte efendim o cinimize istediğimizi yaptırabiliyoruz. Ne bileyim filancayı hasta ediyoruz. Ya gizli haberler alıyoruz vesaire. Ya sorulacak o kadar çok soru var ki. Şimdi mesela en yakın tarihte bu neydi? Bir Suudi Arabistanlı gazeteci öldürüldü. Yok edildi. Yani sırra kadem bastı adam birdenbire. Peki dünyada bir tek bir cini olan hoca yok mu şu anda? Ki ne olduğunu çıksın anlatsın cinlerinden öğrensin. Yani ne bileyim milleti korkutuyorlar fakir böyle cahil insanları hani halk arasında.
çarptırırız, yok bilmem hasta deriz, şu yaparız. Ya yani hiç mi Allah korkusu yok ki Müslümanlara o kadar zulmeden başka böyle zalim insanlar var dünyada. Yani isim vermek istemiyorum ama birçok devletler var ki onların liderleri, komutanları Müslümanlara zulmediyorlar. Bir tek böyle yüreğinde en ufak bir sancı taşıyan böyle Müslüman cinci hoca yok mu acaba, bir çarptırsın? Ne bileyim, Netanyahu çarptırsın mesela. Yani ne? Bunu söyleyince ben hatırladım. Hazreti Mirza Bişirüddin Mahmud Ahmet'e Tefsir-i Kebir'de bundan bahsediyor. Mesela diyor ki Hazreti Süleyman için büyük işler yaptılar cinler. Ama belki siz hatırlıyorsunuz, bu noktada çok önemli, mantıklı bir delil idi. Evet. Niye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir şey yapmadılar? Yani doğru, yani onlar gerçekten insan dışı bir mahlukat. Bu da var. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de bir bazı yerlerinde geçiyor. Bazı cinlerin geldiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüğü, ondan işte Kur'an dinledikleri, iman edip kavimlerine geri dönüp kendi kavimlerine de uyardıklarına dair böyle ayetler var. Şimdi müfessirlerin yazdığına göre Hazreti Süleyman'a bu hizmet eden cinler, Hazreti Süleyman'a da inanmıyormuş onlar. Evet. Yani kafir cinlermiş kafir onlar. Kafir cinler. Şimdi düşünün, kafir cinler Hazreti Süleyman'ın o kadar büyük işlerini yapıyorlar. Ne bileyim, demin Kur'an-ı Kerim'de anlatıyordu. Çok büyük leğenler yapıyorlar, havuzlar yapıyorlar, taşlar yontuyorlar. Hatta denizden evet, inciler falan çıkarıyorlar. Hatta onun ordusunda da cinler ordusunda vardı. Ordusunda cinler varmış. Ne evet, kadar hizmetler yapıyorlarmış. Ne bileyim, Hazreti Süleyman müfessirler diyorlar ki bir halı üzerine oturuyordu. Dört cin o halıyı kaldırıyordu ve uçuruyordu Hazreti Süleyman'ı evet, bir yerden başka yere. Hatta Hazreti Süleyman'ın ordusunu düşünün, koca bir orduyu bir yerden bir yere uçuruyorlarmış. Bu ve bunlar kafir cinlermiş. Evet. Şimdi düşünün, peki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş bu cinler. Müslüman cindir, Resulullah'a da iman etmiştir. Kur'an-ı Kerim eğer böyle cin deyince sadece aklımıza bu geliyorsa, insan dışı yani Hazreti Süleyman'ın bahsinde anlaşıldığı gibi yani hayali bir varlık, insandan başka bir varlık, olağanüstü güçleri olan cinler, aynı cinlerse bunlar. Müslüman oldukları halde ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala diyor ki bizim bu Resulümüze iman edin ve yardım edin. Doğru. Kim iman ediyorsa yardım etme emri de vardır ona. İman etmiş cin ama hiç yardım ettiklerine dair böyle en ufak zayıf bir rivayet dahi yok. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz çok sıkıntılar çok içinden sıkıntı, geçtiler. Evet. O kadar ki sahabeler bazen giyecek terlik, ayakkabı bile bulamıyorlardı. Ne bileyim, uzak bir sefere çıkacaklar. Bir binek yok onlarda. Kur'an'da da geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Geldiler, dediler ki ya Resulallah, bize eğer bir binek temin ederseniz biz hazırız, sizinle geleceğiz. Hatta bazı sahabeler dedi ki bizi terlik bile yeterli. Ayakkabı, o, evet, o kadar bile yoktu onlar. O kadar bile yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki maalesef bende onu bile temin edecek bir şey yok. Peki niye o iman etmiş cinler hiç değilse bir 10-20 tane sahabeyi alıp uçursalardı cenk meydanına? Evet. Gayet mantıklı bir düşünce. Değil mi? Evet. Düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bize hangi tür cinden bahsediyor? Cin deyince kastettiği kesinlikle onlar insanlardır. Hazreti Süleyman'ın bahsinde geçenler yabancı olduğu için, yabancı milletin işçileri olduğu için onlara cin denmiştir. Keza bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden cinlerle ilgili isterseniz o ayetleri okuyun. Evet, ben çünkü zaten onu hazırlamıştım, onun için belki de onu onun okuyayım. Onun üzerinden konuşalım daha iyi olur. Yani sizin bahsettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde geçiyor ki belli cinler Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve iman ettiler. Mesela Ahkaf suresinde 30 ayet 30 ve 32 arasında Allah-u Teala şöyle buyurur. Hani Kur'an dinlemeye arzu eden cinlerden bir topluluğu sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an okunan meclise geldiklerinde birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması tamamlanınca uyarıcılar olarak kavimlerine geri döndüler. Onlar dediler ki şimdi cinler Peygamber Efendimiz arasında geliyorlar, Kur'an'ı dinliyorlar. Sonra kavmine dönüyorlar ve diyorlar ki ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen bir kitabı dinledik. O kendisinden önce indirilen kitapları tasdik etmektedir. Ve hakka ve doğru yola kılavuzluk etmektedir. Ey kavmimiz,
Allah'a çağıranın davetini kabul edin ve ona inanın. Bu ayetlerden anlaşılan ki, bu ki, yani cinler belli neyse işte, cinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler, inandılar ve aynı zamanda bu bahsettiği cinler yani Yahudiydiler. Çünkü Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'a indirilen kitaba da inanıyorlardı. Evet. Ve şimdi geri dönüp kendi kavmine tebliğ ediyorlardı ki artık biz yeni bir peygamberi hakkında bilgi edindik ve şu buna iman edelim. Peki bunlar kim idiler? Şimdi Kur'an-ı Kerim onlar cin olarak Allah adlandırılıyor ama belli ki bunlar yani insan idiler. Buna dair Hazreti Müzeffer-i Mahmud Ahmed radıyallahu anh bir sürü delil sunuyor. Hatta bazı hadisler ve rivayetlerde de geçiyor ki bu cinler yani bu Nüseybin diye bir yerden gelen Yahudi bir delegeydi ve onlar gizlice Medine'ye geldiler ve belli yani halk arasında çıkmadılar. Ondan dolayı yani gizli olduklarından ve geceleyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüklerinden Allah-u Teala onları cin olarak adlandırıyor. Onlar insan idiler. Dediğiniz gibi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz bu peygamberi gönderdik. Fetih suresinden bu ayet geçiyor. Ki siz ona iman edin ve ona saygı gösterin diye ve ona yardım edin. Ama dediğiniz gibi hadislerde hiçbir böyle bir şey geçmiyor. Galiba cinler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler vesaire. Bu ayetleri izah etmek üzere bahsettiniz ya, hadislerde de geçiyor bu konu. Gece vakti geldiler, Medine'nin dışında konakladılar, hatta orada ateşlerini yaktılar, tencerelerini yaktılar. Bu konuda da Müslüman müfessirler arasında birçok hikayeler yazılmış. Hatta bilmiyorum, orada bir mescit yapılmış o yakın bir yerde, burada konakladılardı falan filan diye. Şimdi soru şu: eğer bunlar halkın düşündüğü gibi insanların gözünden gizli olan, ne bileyim, başka bir yaratık idiyseler, gece vakti gelmelerine ne gerek var? Şehrin dışında kalıp gizlice görüşmek istemelerinden ne mantık var? Zaten insanların gözünden gizliler. Evet. İstedikleri zaman gelirler. İstedikleri gibi şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşürlerdi. Eğer o halkın anladığı manada cin olsaydı bunlar. Besbellidir ki yabancı millet oldukları için o devrin şartlarına göre yabancı millet hemen şehrin içine girmek istemiyor. Onun ne bileyim kıyafetleri farklı, adetleri farklı, dilleri farklı. İnsanlar çekingen oluyorlar. Ondan dolayı yabancı oldukları için insandırlar ama yabancıdırlar ve şehrin dışında konakladılar, gece kaldılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gizlice görüşmek istediler ve onun tebliğini dinledikten sonra da iman ettiler. Aynı sebepten dolayı, yani bunlar yabancı oldukları için ve Arapçadaki bu genel kullanıma uygun olarak Kur'an-ı Kerim onlara cin dedi. Evet. Şunu da düşündüm ki eğer onlar insan olmasaydılar onların yani hiç inanma gerek yoktu. Çünkü Kur'an-ı Kerim sık sık söylüyor ve bunun altını çiziyor ki peygamberler sadece onların kavimlerine gönderiliyorlar. Yani onların misyonu sadece kavimlerine sınırı kalıyor. Ve tabii ki bu durum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile biraz farklıydı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildi. Evet. Onun için gene de insanlığa. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet geçiyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ. Yani Allah-u Teala Sabah suresinde 29. ayette diyor ki biz seni ancak bütün insanlara müjde veren ve uyaran olarak gönderdik. Evet. Yani insanlara peygamberler gönderiliyor. Başka ayetlerde mesela minhum, yani peygamberler gönderildiği topluluğundan oluyorlar. Yani dışarıdan gelmiyorlar. Yani aynı tür insanlar oluyorlar. Onun için eğer bu cinler mesela insan değillerse peki o zaman niye inandılar? Yani niye gerek vardı Hazreti Musa'ya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmaya? Yani bunu da düşünmek lazım. Düşünmek lazım kesinlikle. Bir de bu da var. Kur'an-ı Kerim bazı cinlerin cehenneme gideceğinden bahsediyor. Ve cinler ve insanlar, siz insanları saptırdınız ve cehennemin ateşinin tadına bakacaksınız manasında bu ayetler var. Ama mesela burada Kur'an-ı Kerim ve hadislerden anlaşıldığına göre bir grup cin iman etmişler.
Ama onların hiç cennete gideceğinden bahsedilmiyor. Hiçbir cinin cennete gireceğine dair hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'de bir iz bulamazsınız. Evet. Bu besbellidir ki insanlar kastediliyorlar. Ama belli sebeplerle onlara cin denmiştir. Bir geniş kapsamlı bir kelimedir bu. Evet. Hatta bazı ayetlerde Allah-u Teala diyor ki ey cin ve insanlar biz size peygamberler gönderdik. Değil mi? Şimdi evet. Cinlere gelen hangi peygamber geldi? Yani buna da hiçbir bilgi edinmiyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim doğru. Herhangi bir cinlere gelen herhangi bir peygamberin bilgisini vermiyor. Evet. Genel manada diyor ki ey insanlar ve cinler biz size peygamber gönderdik. Evet. Eğer bu burada cinden bahsedilen insanın dışında bir başka türde bir varlık ise ve onlara da peygamber geldiyse daha biraz daha bilgiye ihtiyaç var. Hı. Ve Kur'an-ı Kerim eğer bu bilgiyi eksik bırakıyorsa o zaman bu mükemmel kitaptır denemez. Bu itiraz oklarının hedefi olur Kur'an-ı Kerim. Evet. Doğrudur. Yani kısacası bu çok geniş kapsamlı bir konu ve bir oturum içinde biz bunu bütün ayrıntılarını sunamayız. Ama yine de başka bir sunmak istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Şimdi bir ayet daha ben hazırlamıştım bu konuyu bahsedelim diye. Buyur. Dediğiniz gibi yani hepsini bir oturumda anlatmak zor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim dedim ya farklı farklı yerlerde farklı anlamlarda bu kelimeyi kullandı. Ama genel anlamda şunu tekrar vurgulamak istiyorum ki insan kastedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde cin dendiğinde insan kastedilmiştir. Kesinlikle insan dışında bir varlıktan Kur'an-ı Kerim böyle bahsetmiyor. Bir ayet ben hazırlamıştım. Bu galiba Sebe suresinin ya Enam suresinin 129. ayeti olacak. Araf suresi. Ve yevme yahşuruhum cemian ya maşerel cinni kad istekzertum minel insi ve gale evliyahum minel insi rabbena istemta ba'duna bi ba'din ve belana ecelenel lezi eccelte lena gale naru mesvakum halidine fiha illa maşallah inne rabbeke hakimun alim. Yani tercümesi şöyle: hani Allah onlara hepsini toplayacağı günde diyecek ki ey cinler topluluğu, insanların çoğunu kendi tarafınıza çekmiştiniz. İnsanlardan onlara dost olanlar, ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık. Bizim için belirttiğin müddetin sonuna geldik diyecekler. O da onlara diyecek ki Allah başka bir şey dilemedikçe kalacağınız yer ateştir. Orada da uzun müddet kalacaksınız. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi en iyi bilendir. Bakın burada Allah Teala diyor ki ey cinler topluluğu, insanların çoğunu kendi tarafınıza çekmiştiniz. Hı. Ve insanlar da cevaben diyorlar ki ey Rabbimiz biz birbirimizden yararlandık. Allah Teala diyor ki ey cinler, insanların çoğunu siz kendi tarafınıza çektiniz. Hı. İnsanlar da diyorlar ki ey Rabbimiz biz birbirimizden istifade ediyorduk. Şimdi insanların çoğunu kendi tarafına çekmiş bu cinler ve bunlar da birbirlerinden istifade ediyorlar. Hı. Çıkın dolaşın, kapı kapı dolaşın, hı, sokak sokak. Kaç kişiyi bulursunuz ki bu cinlerden istifade ediyorlarmış. Fazla bir şeyler alıyorlarmış mesela. Ne bu devirde ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eski zamanlarda böyle bir şey ile karşılaşamazsınız. Ne bir zayıf, en zayıf bir hadiste bile böyle yok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2,5-3 seneye yakın Şeybi Ebi Talip denilen bir vadide muhasara altında tutuldular Müslümanlar. Çok zorlu günlerdi onlar. Bazı sahabeler anlatıyorlar ki ağaçların bu yapraklarını kemirerek biz günümüzü geçirmeye çalıştık. O kadar açlık çektik. Hmm. Hiçbir cin görmüyoruz efendim, bir şeyler getirsin versinler onlara. Evet. Hendek Savaşı günlerinde aynı zamanda kıtlık vardı. Yiyecek kıtlığı Medine'de. Öyle ki bu herkes bilir bunu. Mutlaka duymuştur her Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler o kadar açtılar. Bir sahabe diyor ki ben dedim ki ya Resulallah açlıktan ben karnıma taş bağladım. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi mübarek karnını açtı ve dedi ki ben iki taş bağladım. O kadar sıkıntı günleri var ve hiçbir cin, hem de iman etmiş cinler. Evet. Gelip bir şey getirmiyorlar, ne bileyim birkaç sepet elma hurma bir şey getirin değil mi? Getirmiyorlar. Demek oluyor ki Kur'an-ı Kerim her nerede cinden bahsediyorsa insandır bunlar. Mesela o demin iman edip gidenler, bunlar Yahudi delegeydi dediğiniz gibi.
Nusaybin bölgesinden gelmişlerdi. Tarih incelendiğinde bu belli oluyor. Hatta Hindistan'dan da gelen var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hindistan'dan da bir delege gelmişti. Hmm. Resulullah'a iman edip gitmişlerdi. Onlar da Hristiyandılar. Hadis kitaplarında bu da var, şimdi aklıma geldi. Yani buradan da apaçık anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim mesela bu okuduğum, son okuduğum ayette ey cinler topluluğu derken ne kastetmiştir? Malı, mülkü, serveti çok olan zengin kimseleri kastetmiştir. Zengin kimseler de aynıdır. Halkın gözünden gizlenerek, hep saklı gizli işler yaparak, halkın arasına karışmayarak yaşarlar. Hmm. Eski devirde daha fazlaydı. Bu devirde artık bu teknoloji çağı olduğu için belki o kadar gizlenemiyorlar ama gene de gizleniyorlar. Hmm. Dediğim gibi yani nerede bu kelime varsa içinde gizlilik manası var. Ama vurgu insan üzerinedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de insanlar ve cin aynı ayette de geçerken Allah-u Teala bundan aslında ne kastediyor? Buna kastediyor ki bütün insanlara hitap ediyorum. Sadece zayıf insanlara değil. Yani illa ki zenginler ya da ne bileyim daha güçlü insanlar siyaset olarak baktığımızda yani hepsine hesabını sorar. Bunu yani insanlar halk arasında bir tabaka farkı var ya, bunu vurgulamak için Allah Teala bu iki kelimeyi birden kullanıyor. Yani zengin ve güçlü olan ve Allah'tan uzak yaşayanlar ve normal halk, yani sıradan halk. Bu bunun için zenginler için cin kelimesi kullanıyor ve normal halk için insan kelimesi kullanıyor. Ve tabii ki bu inanç konusunda dünya nimeti bazen insanın başına bir bela oluyor. Zenginlikten dolayı insanlar Allah'tan uzaklaşıyorlar. O zenginliğin şımarıklığına kapılıp ve fakir insan da fakirliğin ızdırabı ile ve tabii ki insani duygularla heves ediyor ki bu adam bu kadar rahat yaşıyor, ben niye rahat yaşamıyorum? O da imandan oluyor. İşte bunu anlatmak üzere Allah Teala bu kelimeler kullanıyor. Bundan başka bir manası yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle hele insanlara musallat olan, insanları çarpan, kendi isteği dışında ne bileyim neler anlatıyorlar. Bu konuyu anlatan bazı hocalar falan var. Evet. Müfessirler. Efendim hatta insanlarla evleniyormuş bu cinler. Evet. Hatta birbiriyle de evleniyorlarmış. Ya neler evet. Neler. Birbirleriyle evlendiklerini bilmiyorum nereden öğrendiler ama insanlarla evleniyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim mükemmel bir kitaptır ve kıyamete kadar başka bir kitap gelmeyecek insanoğluna yol gösteren. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde şöyle yazmıyor efendim. Bir cin ve bir insan evlendiğinde, çocukları olduğunda bu nasıl olacak? Boşanma olursa mesela veya ölürse bu miras meselesi ne olacak? Ne bileyim çocuk kimde kalacak? Nesebi nasıl olacak? Birçok konu hiç bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Yani düşünmemiz lazım. İnsanın bu konuda biraz aklını yorması lazım ki Kur'an-ı Kerim mükemmel kitaptır. Bu anlatılanlar hikayedir. Hayali düşüncelerdir bunlar. Evet. Yani çok ilginç bir şeyler konuştuk. Ve dediğimiz gibi bu konu çok ayrıntılar kapsayan bir konudur. Belki de başka bir oturumda aynı şeyler yoksa başka bir şeyle devam edebiliriz. Devam ederiz inşallah. Eğer birkaç dakika içerisinde büyü konusunu da şöyle birkaç kelimeyle özetlemeye çalışsak. Evet. Bir güzel, 5 dakikada onu ayıralım ondan sonra. Tamam, güzel olacak. Zaten böyle bir reklam çıktık ya. Evet. Büyü konusunda da halk arasında çok yaygın hikayeler var. Efendim birisi büyü yaparak başka birisine ne bileyim zarar verebiliyormuş. Veya bir hastalıktan veya bir dertten kurtarabiliyormuş. Veya büyü yapılmış birisine efendim büyüyü çözmek için bir şeyler yaparak bu büyü çözülüyormuş falan bu gibi hikayeler var. Aslında soru aynı soru. Eğer büyü ile birisine zarar vermek mümkün ise niye bir İslam düşmanına kimse zarar vermiyor? Değil mi? Tabii. Bugün bakın ne kadar zulüm yapılıyor ki Müslüman ülkeler üzerinde ne kadar oyunlar oynanıyor, o kadar zulümler yapılıyor ve yapanları da biliyorlar. Herkes biliyor.
kim yapıyor? Mesela Orta Doğu'nun göbeğinde bugün bir devlet var. Etrafında sürekli işgal yapıyor ve sürekli haksızlık yapıyor. Onların komutanı var, başı, lideri var. Niye acaba büyüğüyle bunlara mahvedebilen birisi çıkmıyor mu? Soru aynı soru. Hatta Peygamber Efendimiz sırasında sahabelere buna emir verebilirdi ki tamam bu Ebu Cehil var, bir sürü kafirler var. Birisi gitsin de büyü yapsın da bu işin de bitsin. Evet, birçok sahabeler savaşlarda şehit düştüler. Evet. O zaman bunlara gerek olmazdı. Evet. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yapıldığına dair bazı hadisler var. Ha, maalesef. Yani ve enteresan olan şu. Bu hadis var. İnsanlar onu okumuş oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadise göre bir kuyunun başına gitti. Peygamber Efendimiz gerçekten hastalandı. Hastalandığında bir yaygara koparttılar bu Yahudiler. Biz sizin peygamberinize büyü yaptık. Benzer ifade Kur'an-ı Kerim'de de var. Aslında peygamberinize derken kabul ettiklerinden demiyorlar bunu. Alay ediyorlar yani. Böyle bir şaiye çıkarttılar. Aslında mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sebeple hasta oldu. Ne bileyim grip oldu ya biraz üşüttü veya yorgun düştü bedeni. Yani büyüyle bir alakası yoktu hastalığının. Ama bunlar bir yaygara koparttılar ki insanlar üzerinde etki edelim diye. Biz büyü yaptık diye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendini iyi hissedince gitti bir kuyunun başına o hadiste diyor ki oradan bir şey çıkarttı. Bir tarağa sarılmış bir ip mi ne öyle bir şey. Ve dedi ki bunların büyü dedikleri işte budur filan ve sonra utandılar. Şimdi belki de bizi dinleyen ya da bunu okuyan halk zannedebilir. Bakın gerçekten bir şeyler yapmış bunlar diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir etkisi olmadı bunun. Tabii. Yaptıkları şeyin. Eğer olmuş olsaydı, yani Yahudilerin yaptığı büyüden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azıcık da olsa hastalanmış olsaydı, ne bileyim yarım saat bile, düşünün siz Yahudiler her gün, günde 5 kere büyü yapacaklardı. Bir defa evet. Değil. Ama bu hadis kitaplarında geçen bir tek olaydır. Ondan sonra tekrar büyü yapıldığına dair hiçbir bilgi yok. Ne tarih kitaplarında ne hadis kitaplarında. Hatta başka türlü zarar vermeye çalıştılar. Bir sürü. Birçok zehirlemeye çalıştılar dediğiniz gibi. Evet. Evet. Yani eğer bu kadar etkili olsaydı bu daha sık sık yapardılar. Sık sık yaparlardı. Niye dursunlar bir defa? Evet. Baktılar ki hasta edebiliyoruz. Ha. Daha da kuvvetli büyü yapmaya kalkarlardı. Evet. Ama mesele anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sebeple hastalanmıştı. Ama bunlar uydurdular hemen. Biz hasta ettik bunu demeye. Gayeleriyle birçok entrika çevirdiler biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bazı entrikalarından da bahsediyor. Mesela diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim diyor, bunlar diyorlar ki siz sabah iman edin, akşam geri çıkın imandan. Ve sabah tekrar iman edin, akşama geri çıkın. Böylece Müslümanların ayağını kaydırırsınız. Veya ne bileyim işte bir sıkıntı geldiğinde onlara diyorlar ki ya eğer siz de evlerinizde otursaydınız bu sıkıntı size uğramazdı filan. Sürekli entrika peşindeydiler. Evet. Bu entrikada onlardan birisi başka bir anlamı yok mu? Ve çok saçma, anlamsız bir şeydir. Bir insan bu gibi şeyler yaparak başka bir insana zarar veremez. Bir müminin inancı Kur'an-ı Kerim'e dayanmalıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ki Allah'ın izni olmadan bir yaprak dahi düşemez. Her fiilin, her olaylar zincirinin başı, sonu Allah-u Teala'nın elindedir. Nasıl olur da yani ben veya Ahmet, Mehmet birisi bir şeyler yapıyor, yazıyor mu, üflüyor mu, ne yapıyorsa birisine bir şey yapabiliyor. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Hele hele Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala apaçık diyor ki mesela bir sürü ayet var ama aklıma gelen Allah-u Teala diyor ki inna ibadî leysa leke aleyhim sultan. Yani şeytana diyor ki tamam benim kullarım üzerinde senin hiçbir etkisi olmayacaktı. Evet. Etkin olmayacaktı. Ve düşünün ki Allah'ın gerçek kul üzerine de şeytan bir etki yapmazsa bu bir defa Allah'ın peygamberiydi. Yani nasıl olur ki onu etkileyebilir? Olamaz. Mümkün değil. Bir de bir sürü, mesela bazı diyenler var ya ki mesela bunları hadislerin inkar ediyor. Öyle değil. Mesela eğer bir hadisten Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir anlama çıkarmaya çalışılırsa tabii ki buna karşı çıkacağız.
Mesela Kur'an-ı Kerim apaçık diyor ki وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا. Kur'an-ı Kerim diyor ki bazı insanlar diyor ki siz bir büyü yapılmış olan insana tabi oluyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastediyor. Ve Allah diyor ki bunu diyenler zalimlerdir. Yani böyle bir görüşe sahip olan insanlar zalimdir Kur'an-ı Kerim'in dediği göre. Evet, yani Allah Teala'nın uyarısı aslında çok sert. Evet. Dediğiniz gibi böyle bir düşünceyi taşımak bile zulümdür, zalimliktir. Evet, kesinlikle. Peki efendim, bu konuya da kısaca değindik. Dediğiniz gibi yani bu cin konusunda da, büyü konusunda da daha uzun şeyler konuşulabilir. Hatta uzun uzun makaleler hazırlanabilir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in her neresinde cin kelimesi geçiyor ve hangi manada kullanmışsa. Onlar için teker teker inceleme yapılabilir. Tabii ki bu uzun bir konu olacaktır. Ama daha fazlasını merak edenler, Tefsir-i Kebir'den bahsettik. Vaad edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri, Hazreti Mirza Gulam Ahmet'in ikinci halifesi, Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet, 10 ciltlik bir tefsiri yazmıştı, Tefsir-i Kebir. Her anlatılması gereken, gerekli gördüğü bütün konuları detaylı olarak yazmıştır. Gerçi Türkçe çevirisi yok ama bu gibi yani gerekli, ihtiyaç duyulan konuları aradan makaleler şeklinde de çeviriyoruz biz. İnşallah bizim web sayfamızdan bu gibi bilgilere ulaşabilirler. Evet, bizi izleyenler eğer fazla bilgi elde etmek istiyorlarsa tabii ki bize ahmediye.org bizim web sayfamız var. Aynı zamanda Facebook üzerinde de yorumlar yapabilirler. Ve inşallah biz çok merakla bekliyoruz. Yorumlarınız ne olacak? Belki de size ilgilenen başka konuları vardır. Onu da yazabilirsiniz. Belki de sonraki oturum başka bir konu üzerine yapabiliriz. Tamam. Teşekkür ederim size ve sizi de izleyiciler ve size Allah'a emanet ediyorum. Sonraki oturumda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.